I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. Oh, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know the real thing about you, so I can see you in a new light. Take a ride. Kaban dikiminin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyim. Genel olarak neler yapacağımızı öncesinde anlatarak başlamak istiyorum. Bir önceki videoda kesim işlemini tamamlamıştık. Bu videoda dikilmesi gereken yerlerin dikimini yapacağız. Daha doğrusu biye ile temizlenmesi gereken yerlerin dikimini bu video içerisinde yapacağız. Ardından biye ile bu kısımların kenarlarını temizleyeceğiz. Sonrasında kol kısmının birleşimini ve tekrar biye ile temizlenmesi gereken yerlerin dikimiyle devam edeceğiz. Son olarak da pervaz ve klapa kısmının birleşimini yapacağız. Eğer bu video içerisinde vakit kalırsa, çok uzun sürmediğini düşünürsem, tela yapıştırma kısmıyla devam edeceğiz. Eğer vakit kalmazsa 3. videoya sarkacaktır. Bunu baştan söylemiş olayım. Çünkü daha önce de söylediğim gibi detay vererek ilerlemek istiyorum ki yaparken herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Emeğiniz ve kumaşınız ziyan olmasın. Bu yüzden vakit kalırsa son olarak telalama kısmını göstereceğim. Arka bedenimi, yüzü bana bakacak şekilde yerleştirdim. Ve ön parçalarımı tersi bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Yani yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşlarım yerleşmiş oluyor. Sağ ve sol kanadı için aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi yapmam gereken omuz kısımlarını düz makineyle dikmek olacak. Düz makineyle diktikten sonra gelip sonucu sizlerle paylaşacağım ve tek tek bu şekilde ilerleyeceğiz. Omuz kısımlarının dikişini 1 santimden yaptım. Görüntüsü bu şekilde. Bir sonraki işlem basamağı kabanlar için yan kısımlarının dikilmesidir aslında. Yani bunu tam bir daire şekline getirmiş olmamız gerekiyordu dikerek. Fakat ben daha kolay ilerlemek için yan kısımlarını açık bırakacağım. Öncesinde kolları ve dirsek yerlerini birleştirerek ilerleyeceğim. Sonrasında kolları bedene taktıktan sonra kolu ve yan kısımları kapatacağım. Normalde kabanın dikiş sırası bu değildir ama bu yöntem de kullanılabilir. Ben daha kolay yapabilmek adına bu yöntemi uyguluyorum. Sizler de yeni başladığınız için şimdilik bu yöntemi tavsiye ediyorum. İlerlediğiniz dönemlerde söylediğim gibi öncesinde yan kısımları kapatıp sonra kolları dirsek kısımlarını birleştirip bunu da yan kısımlarıyla birleştirip bir huni haline getireceksiniz. Son olarak bu kısma takacaksınız. Bu dediğim gibi kaban dikimi için geçerlidir. Ben şimdi hemen dirsek kısımlarının dikişini yapıyorum. Ve gelip sırasıyla nasıl ilerlediğimi tekrar anlatacağım sizlere. Kollarını bu şekilde dirsek kısımlarından diktim. Şimdi içine astar kullanmayacağım için
temiz bir görüntü olsun istiyorum. Bu yüzden biye ile şu kenarlarını geçeceğim. Ve dikişin görüntüsü bu şekilde olmuş olacak. Yani tamamen kapanacak, temiz bir görüntüye kavuşacak. Sonrasında bir tarafa yatırarak kol kısımlarını bedene dikeceğim. Öncesinde bir işlemini yapıp geliyorum. Şimdi bedenimi şu şekilde açıyorum. Kol evim burada. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve şu şekilde çepeçevre olacak şekilde dikeceğim. Bu kısımlarda zorlanacağınızı düşünürseniz muhakkak T'l alın. Ben şimdi ölçümümü yapıyorum, bakıyorum bir hata var mı kalıbımda diye. Hafif kaymış yaparken sorun yok. Bu şekilde yerleştirip dikim işlemini tamamlayacağım. Parça kısmı arka bedenin olduğu yere denk gelecek. Buna da dikkat edin muhakkak. Ben şimdi iki kolumu da bedenime tutturup geliyorum. Kol ve bedeni birbirine birleştirdim. Bu kısımları biye geçmiyorum. Çünkü bu kısımlar görünmeyecek. Bu yüzden geçerek kalınlaştırmama gerek yok. Şimdi yapmam gereken kol ağzından başlayıp koltuk altına ve koltuk altından etek ucuna doğru ilerlemek. Burada dikkat etmeniz gereken ve yapmanız gereken bir püf nokta daha var. Koltuk altından geçerken iki kere dikiş yapacağım. Bu kısımda sağlamlaştırma dikişi istiyorum. Bu penye olmadığı için ve dış giyimde kullanılacağı için çok fazla giyinilip çıkarılacak. Dolayısıyla koltuk altlarının atma ihtimali çok yüksek. Çünkü neden? Az önce söylemiştim. Normalde kol bu şekilde takılmıyor kabanlarda. Kolu öncesinde dikiyorsunuz, yan kısımlarını da dikiyorsunuz ve içine koyarak halka şeklinde takmanız gerekiyor. Ben daha basit anlatmak istediğim için ve şu kısmına biye geçerek temizleyeceğim için bu yöntemi uygulamak istedim. Çünkü baştan girip buradan kolaylıkla devam etmem gerekiyordu. Biye temiz bir görüntüye kavuşturacağım. Zaten amacımız astarsız çalışmaktı. Bu yüzden astarsız çalışmaya uygun olarak ilerliyorum. Dediğim gibi normal şekli takmanın bu değil. Kaban için söylüyorum. Şimdi koltuk altı kısmını dikeceğim iki tarafında. Sonrasında biye ile temizleyeceğim. Yan dikişlerim tamamlandı. Şimdi bu kısımlarına da aynı şurada uyguladığım gibi biye uygulayacağım. Ve şu görüntüden kurtulmuş olacak. Tertemiz bir görüntüye kavuşacak. İki yanına da aynı işlemi uyguluyorum. Yan kısmın biye ile temizleme işlemini de gerçekleştirdim. Şu şekilde tertemiz olmuş oldu. Kenarlardan çıkan dış kısmının herhangi bir şeyi yok. O yüzden gözümü rahatsız eden hiçbir şey yok. İki tarafa da aynı işlemi uyguladım. Diğer tarafın görüntüsü de yine bu şekilde. Şimdi ana bedenimi bir kenara alıyorum artık. Kınapa ve pervaz kısmına geçiş yapıyorum. Ön kısımlara denk gelmesi için iki tane kınapa kesmiştik. Onların görüntüsü bu şekilde. Bir de arka yakanın iç kısmına denk gelmesi için pervazımız var. Şimdi bu pervazla klapaları birleştireceğim. Yaka kısımlarından tutturacağım. Bütün bir hal almış olacak. Böylece bedenimi çok daha kolay yerleştirmiş olacağım.
Şu şekilde tersine çeviriyorum. Bakın aynı omuz diker gibi düşünün. Bunu arka beden gibi düşünün. Arka bedenin omuzu omuz kısımlarından birleşecek. Şu şekilde iğneliyorum. Buralarından düz makineyle dikişimi yapacağım. Sonrasında çevirdiğimde görüntüsü bu şekilde olacak. Kısımlarından, tutturduğum kısımlarından dikiyorum ve pervaz ve kılapa birleşmiş oluyor. Bunu çepeçevre olacak şekilde iç bedene yerleştireceğiz sonrasında. Dikip geliyorum. Kılapa ve pervaz kısmı da birleşti. Şimdi bu parçamı da artık kenara alabilirim. Bedenimin ön kısmı, öncesinde şu şekilde göstereyim. Kafanızda şekli belirlensin. Daha iyi şekilde ilerleriz. Bakın şu ön kısmı var ya, bu kısmın şu bölgesine çift taraflı tere yapıştıracağız. Bunların metre işi olarak satılanları da var. Fakat bende geniş olan çift taraflı tele vardı. Ben bu şekilde keserek kendime şeritler elde etmiş oldum. Şimdi şu kısımlarını yakanın bu kısmından başlayarak yaklaşık 2 santim, 3 santim kadar boşluk bırakabilirsiniz. Tabii pervazınızın kalınlığını da hesap edin burada. Yakanın şu kısmından başlayıp şu şekilde dönerek geleceğim. Yakanın kenarlarına ve bedenin ön kısmına doğru şu şekilde ütüyle yapıştıracağım. Sonrasında kağıdını çıkaracağım. Pervaz kısmını da birleştirdikten sonra pervazla ana bedenimin birbirine yapışmasını sağlayacağım. Sonrasında elinle telleyerek içten görünmeyecek şekilde ayarlama yaparak pervazı bedene tutturacağım. Yani arada şu kısımda boşluk olmayacak. Buradaki yapıştırıcı pervazı bedene yapıştırmış olacak. Ve burada da temiz, torbalanmayan bir görüntü elde etmiş olacağız. Bedenimin ön kısmını ütü masamın üzerine yerleştirdim. Ve arka kısmına, yani şu kısma kılapa gelecek. Kılapanın geldiği kısmı çift taraflı telamı yapıştıracağım. Hemen çift taraflı telayı tekrar göstermek istiyorum. Arka kısmı kağıt, ön kısmında ise yapıştırılacak olan petek dokulu bir yapısı var. Öncelikle kağıt kısmını üst tarafa bize bakacak yöne doğru koyuyoruz ve kağıdın üstünden yapıştırıyoruz. Bu kumaşın kumaşa yapışmasını sağlıyor. Yapıştırırken ki ölçümüzü de neye göre belirlediğimizi göstereyim. Bu kılapamın genişliği. Kılapamı koyuyorum ve tam şu kağıdımı ortalayacak şekilde ayarlıyorum. Yani yaklaşık 3,5 santim şuradan boşluk bırakmış oluyorum. Ve kılapamı ortalayarak yapıştırıyorum. Sonrasında da dediğim gibi bu kısmı teğenleyerek, içten görünmeyecek bir teğen alarak dikiş yapacağım. Açılmasını, pot durmasını, kötü görüntüsünü önlemiş olacağım. Şimdi ben ütüleme işlemine geçiyorum bu şekilde. Tamamını, boyun çevresini ve diğer ön parçasını yapacağım. Yakasının bu kısmına da şu şekilde geçeceğim.
yapıştırırken şuralarını şöyle hafif kat veriyorum. Şöyle dönmesini sağlıyorum ki tam oval şekilde gerçekleştirmiş olayım. Bakın şöyle ayrılabiliyor. Hemen olduğu için göstermek istiyorum. Petekli dokuyu gördünüz sanırım, değil mi? Bu şekilde. Bu ayrılan kısmı yapıştırmayacağım çünkü ütüme yapışabilir. Hemen ayrılan kısmı bırakıyorum. Ve bu tarafla devam ediyorum. Aynı işlemi bu tarafı için de uygulayacağım. Arka yaka oyuntusunun olduğu kısma da yine telamı yapıştırıyorum. Yalnız ütülerken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Hemen ondan da bahsedeyim. Şeklini bozarak değil, yani düzelterek değil, olduğu gibi oyuntusu nasılsa o şekilde kendi elinizi yönlendirerek bu işlemleri yapın. Yoksa esneme yapabilirsiniz. Bu sefer kılapa, pervaz kısımları uymayabilir. Aklıma gelmişken onu da söylemiş olayım. Evet, kabanımın tel alama işlemi de tamamlanmış oldu. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda pervazı nasıl yerleştirdiğimizi, yan kısımlarını nasıl kapattığımızı, kol ve etek uçları kısmını da göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your joy at home all alone. Pushing 40 in the friend zone.